Amerika'nın en köklü, en büyük, en popüler üniversitelerinden bir tanesi. Sene sonu çocuğum izlerken. Otopark. Aslında burası atom bombası yapıldı. Tuzay, Doğukan, Topaloğlu. Selamlar millet, bugün Berkeley Üniversitesi'ndeyiz, San Francisco'da. Bugün size Amerika'da bir üniversite gezdireceğim. Burası Amerika'nın en köklü üniversitelerinden bir tanesi. 1868 yılında kurulmuş ve o günden bugüne faaliyetini devam ettiriyor. Burası Amerika'nın en köklü, en büyük, en popüler üniversitelerinden bir tanesi. Şimdi kampüsün içindeyiz. Kampüs gördüğünüz gibi baya baya büyük. Şurada güzel bir kahve yeri var. Oraya bir gidelim. İnsanlar burada şu an takılıyor, çilliyorlar. Başımızı verelim bakalım neler varmış. Hemen öyle. Bugün çok önemli bir yerdeyim. Berkeley Üniversitesi'ndeyim. Berkeley Üniversitesi 1968 yılında Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde kurulmuş. Ve burada her sene Nobel ödülleri, birçok uluslararası ödül alan bir üniversite. Profesörlerin içerisinde Türk bir profesör de var. Birçok öğrencisi de yabancı ağırlıklı, %50 Amerikalı, %50 Asya'dan, Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle oluşmuş yaklaşık 45 bin kişinin olduğu bir üniversite. Şu an ben de kahvemi aldım. Böyle bir kafedeyim şöyle. Şöyle geldik. Kafemi içiyorum. Bakalım Amerika'da kampüs hayatı, iyi bir üniversitede özellikle nasıl ve etrafı göstermek istiyorum. Üniversite bu arada gerçekten çok büyük. İnsanlar birbirine inanılmaz saygılı. Hatta şu an böyle kamerayı falan çekiyorum diye bazı insanlar böyle tedirgin oluyor. Yani elimde kamera gören elime bakıyor. Onun için ben de elimden geldiğince sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü etrafta burada bilgisayarıyla çalışan, ödevlerini yapan, kitap okuyan ve kafa dinleyen birçok insan var. Okul ortamı olunca istediğim gibi ses tonuyla konuşamazsın tabii. Onun için biz de şu an burada zaman geçiriyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Biraz sonra zaten size yine üniversiteyi göstermeye devam edeceğim. Mustafa öpüyorum. Belki aranızdan ilgisi olan olur, ilgisini çeken olur. Veya da Amerika'daki kampüs hayatını merak edenler olursa burada videoyu izleyip hem beraber eğleniriz hem de eğlenirken size etrafı gösterir, bilgiler veririm. Hem de bilgi verirken ben de bir şeyler öğrenmiş olurum dostlar. Kendinize iyi dikkat edin. İçeride görüşürüz. Sen burada MBA yapıyorsun değil mi abi? Ben burada MBA yapıyorum. Okey. Kaç seneden beri eğitimine devam ediyorsun? Bu sene son sene. Bu sene mezun olacağım buradan. Burası ne abi şu köşedeki? International Burası House. International House. Bilimum brunch. Akşam yemeği. İnsanların sosyalleştiği, temaşe alanlarından bir tanesi. Anladım. Şu ayısı buranın bu arada. Bakın üniversite içindeki evlere bakın arkadaşlar. Böyle bayağı eski. Sanki buraya da daha önce bir yaşam alanı var mı? Sonra üniversite yapmışlar gibi böyle. Evler son derece eski, tarihi hiç bozulmamış ve çok yeşilliğin olduğu bayağı büyük bir alan. Hani buraya gelen, bilmeyen biri gelse burada bir üniversite var demez yani. Bildiğin bir yaşam alanı yani. Bu arada arkadaşlar ben şimdi Doğukan'ın yanında tam söylemedim. Doğukan normalde böyle abi hani çekmeyelim şey yap dedi. Ben de böyle onu biraz zor ikna ettim. Doğukan benim çocukluk arkadaşım. Burada kendisi MBA programı yapıyor. Kendisi başarılı bir arkadaş yani ama
bizim gibi kardeşimiz Mersinli. Bizden biri. Onun için onun böyle doğallığına, samimiyetine güvendiğim için size de böyle buraları paylaşmak istedim. Yani en azından bilgi olsun, fikir olsun. Çünkü dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Buralara kadar gelmişken video yapmamak olmazdı. Kardeşim hiç sevmez yavaş hareket etmeyi. Yavaş hareket edenden de hoşlanmıyor çok. Karşısı stadyum. Şurası değil mi? 60 bin kişilik stadyum. Amerikan futbolu abi ama Amerikan değil mi? Amerikan futbolu burada. Main yani ana spor Amerikan futbolu. Özellikle üniversitelerde büyük olay. Okey. Burada bir tarihi bir maç var. Berkeley ile Stanford'ın maçı. The Big Game deniyor. Aynen. O gün buralarda. Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi yani. Gibi. Şu ayı ne abi şuradaki? Oski ayısı. Ya Oski yani, ayısı ne oluyor? Kaliforniya'nın simgesi ayı. Aynen. Hatta burada Berkeley'nin kullandığı tezahürat gibi şey de bir Berkeley'den ya da Kaliforniya'dan birini gördüysen evet. Go Bears dersin hani. Aynen. Aslında bütün heykeller genelde ayı üzerinde. Geldim. Şu an itibariyle okulun en kuzey doğusunda business school var yani. Bu MBA'lerin yapıldığı yer. Burası business school yani işletme okulu diyebiliriz aslında. İş okulu. Aynen. MBA, yarı zamanlı MBA gibi şeylerin yapıldığı yer burası. Fiyatları hakkında bilgin var mı? Devlet üniversitesi ama. Buraya mesela 4 senelik üniversiteye gelen, burayı kazanmış kişiler de para ödüyorlar mı? Nedir yani şeyi? O konu çok bireyden bireye değişen bir konu. Yani buraya master yapmaya gelir öğrenci. Aynı zamanda bir üniversitede bir öğretim görevlisi olarak çalışıyordur. O zaman para kazanır yaptığı işin üstüne. MBA'ye gelenler büyük ihtimalle büyük ölçüde para verirler. Fakat burs olanakları vardır. Yani burada bir öğrencinin eğitim alabilmesi için ne kadar bir ücret ödemesi gerekiyor? Master için nedir? Ortalama yani hani bir... MBA programları genel anlamda 120 bin ile 140 bin arası diyebiliyorum. Kaç sene sürüyor? 2 senedir MBA programı. 2 sene. Master programları hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi yanlış bir bilgilendirme yapmayayım. Okey. Doktora programları kendi başına değil. Hepsinin ayrı ayrı ücreti var ama ortalama. Genel anlamda öyle. Büyük ihtimalle Covid dolayısıyla şeyleri kapattılar. Binaları mı? Binaları kapatmış olabilir. Gerçekten bakalım. Şu an binaların olduğu yere geldik. Kapalı mı? Kapalı. Okey. Burası business yani. Sen buradasın yani değil mi abi? Ben buradayım. 4 tane ana prensibi var bu okulun. Şu yazı gördüğün yazılar aslında. Confidence without attitude ne demek? Yani kibirli olmadan bir confidence yani bir güven. Okay. Durman gerekiyor. Question the status. Sorgula. Yani status quo'yu hep sorgula. Okay. Should beyond yourself. Kendinin ötesinde. Yani olabildiğince topluma bir faydan olsun. Okay. Bu da student always. Yani her zaman öğrenci diyor. Öğrenmeye yani. Açık ol. Aynen. Her zaman müşterinin yanındayız gibi. Okay. Oh, students always. Yani nereye gelirsen gel, her zaman öğrenmeye açık ol. Öğrenci her gibi. Her zaman öğrenci ol. Oh, süper. Steve Jobs'ın zamanında yapılan ünlü bir konuşması var. Always be humble, always be hungry. Yani hep aç ol, hep mütevazi ol. Aynen. Daha biraz benziyor, biraz çarpmış olabilirler orada. Aynen. Tam sen yine. Ben değil. Biz biraz daha hayatın farklı taraflarında. Doğukan bu arada Mersinli. Kardeşimiz de Mersinli. Biz aynı sitede doğduk abi. Doğmadık da yani ben 5 yaşından beri oradayım. Sen kaç seneden beri Adanüstesin? Kaç sene? Yani gözümüzü açtık Adanüstü mü doğduk diyelim. Öyle yani belki bir 20 sene olmuştur. 20 sene. Birimiz bilelim daha fazladır belki. Şimdi o San Francisco'da yaşıyor. Ben de LA'deyim. Los Angeles'lıyım. Hem gelmişken ona uğradım. Hem biliyorsunuz Pride videosu çek. Bugün de beraber hem dedik çalışalım. Hem size buraları gösterelim. Bakın şu an mesela bildiğin orman yani hani bayağı eski ağaçların olduğu bir yerden kampüs üçünden yine devam ediyoruz. Doğabı ki bu okulda burs almak için ne yapmak gerekiyor? Yani nasıl burs alır? Mesela Türkiye'den biri burs almak istiyor bu okula. Yani spor bursu ayrı, şey bursu ayrı. Mesela hiç tanıştığın burs almış bu okulu okuyan Türkler var mı? Bu hikayeler çok farklı ya Tugay. Yani bir hikaye üzerinden gitmek aslında biraz yanıltıcı olabilir ama şunu söyleyebilirim. Herkese ulaşmaları gerekli. Yani şöyle kendilerinin yolunu bir şekilde bulmaları için bu tarz öneriler için herkese tanıdık tanımadık burada okumuş, yaşayan ya da kendi okullarında kendilerine yol gösterecek insanlara sürekli bir irtibat halinde olurlarsa bu konular hakkında çok daha detaylı bilgi alırlar. Böyle çok üstünkörü anlatmak istemem açık konuşmak gerekirse. Okey. O yüzden biraz daha asıl oradaki kritik nokta olabildiğince fazla insana hiç çekinmeden ulaşıp nasıl ne şekilde bu tarz buraya gelirim, nasıl bursa alırım gibi konuları araştırmaları. Ama böyle bir ihtimal var yani. Elbette var. Şimdi burada bir yeni Türk öğrenci var. Hatta Türk öğrenci toplulukları da var. Aktiflerde. Dolayısıyla oradaki aslında kritik nokta olabildiğince aktif olmak. Anladım. Yani şey yırtacaksın diyor, parçalayacaksın. Aynen öyle. Burada hiç bırakmayacaksın. Türk profesör var çalışan. Yani bir günlük burada araştırmaya bakar. Burada çalışan Türk profesör var mı? Burada çalışan Türk profesör tabii ki var. Yani dediğim gibi burası 45 bin kişilik ve genelde Türklerin de sayıca
bütün Amerika'ya baktığında fazla olduğu bir yer. Wow. Yani Türk komünitesinin olduğu bir yer ve çok başarılı insanlar da var. Hem teknoloji şirketlerinde çalışan hem burada akademide olan. Tavsiyemiz kısaca tırmala. Cırmalayacaksınız. Bu evler bizim filmlerde gördüğümüz aslında bu şey. Fraternity ve sorority evleri. Yani. Yunan harfleri görürsün. Okay. Ya böyle genç öğrencilerimizin niye Yunan harfleri var üstünde? Eğlendiklerim. Abi bu üstündeki Yunanca yazıların bir olayı var yani. Bak araştıralım sonra. Aynen. Bilen mesela varsa yazsın. Berkeley Üniversitesi'ndeki. Berkeley'de değil. Bütün Amerikan üniversitelerinde bu Delta, Gamma, Alfa, Pi gibi Yunan harfleri belli öğrenci gruplarını temsil ediyor. Allah Allah. Bütün Kaliforniya'da olduğu gibi burada bir de evsizlik çok büyük bir problem. Özellikle. Aynen. Şöyle. Bu abi evsiz hemen gösterdi. Burası Law School. Yani avukat olacak arkadaşlarımızın geleceği yer. Law School. Orası. Okey, avukat, savcı falan. Hey. Sakin. Burada bir emekçi abimiz var. Emekçi abilerin hepsi muhakkak köşede telefonla uğraşıyor abi. Onu dikkat ediyorum. Nerede çalışmanın önemi yok yani. Yani hayat dijital artık. Aynen. Köşede oldu. Böyle bir video izliyor, bir şeyler yapıyor yani. Buradan emekçi abilerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Baş tacı. Burası katlı otopark. Aslında burası atom bombasının yapıldığı yer bile olabilir. Şu eskisi yapan karşısında. Abi aynen. Burada denerken böyle zarar görmüş yani. Şimdi ünlü bir yere geliyoruz aslında bakarsan. Buranın Saat Kulesi. Saat Kulesi. Oo. Abi çok çılgın ya. Şimdi okulun içine doğru gidiyoruz. Zaten biraz daha okulun eteklerindeydik. Şimdi Doğa ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de böyle videoları izleyince arkadaşlar diyor ki adam mesela abi diyor 125 bin dolar 150 mi sen neyden bahsediyorsun diyor, tamam mı? Şunu söylemek gerekiyor. Yani bu okulu okuman için illa durumunun çok iyi olmasına gerek yok. Bunu tırmalarsan, kovalarsan, bir şekilde başarılı olmayı hedeflersen bir şekilde Berkeley olmasa da başka üniversiteye girme hakkın. Hayır, buraya giren hiç kimsenin değil. Yani. 80'inin 125 bin dolar zaten yok. Yani hiçbirimizin yok baktığında. Aynen. Nasıl oluyor peki yani? Yanında burslu giren öğrenciler çok fazla burada. Okey. Aslında bu bir yola baş koymayla alakalı. Biraz da erken başlamak gerekiyor. Aynen. Özellikle lisans tarafını düşünüyorlarsa arkadaşlar. Orada da yapacakları en önemli şey daha lise 1, lise 2, lise 3 zamanlarında bu yoldan geçmiş insanlarla kontak kurmaları. Yani bu süreçten, onların geçtikleri süreçten öğrenmeleri. Buradaki en kritik nokta, burada aktif olmak. Yani hiç utanmadan 100 kişiye, 200 kişiye, buradaki bazı hikayeler var mesela anlatabileceğim benim sana. Gelip burada öğrenci olan. Yani 200 kişiye mail atmış adam, yalnızca bir tanesi dönmüş. O dönemle beraber buraya burs almış gelmiş, şimdi bir teknoloji şirketinde CEO. Wow. Yani dolayısıyla oradaki aslında olay... Nereli bu arkadaş? Bunlar Türk. Hepsinden Türk. Aynen, hani verdiğim örneklerin hepsi Türkiye. Türk arkadaşlar. Abi ne kadar güzel bir yer bu arada ya. Burada çok güzel mangal yapılır. Berkeley'de ben mangal yeri açmak istiyorum. Şurada çok güzel bir steak yapılır biliyor musun? Yani 120 bin dolar kimse Türkiye'den çıkıp da cebinden verme gibi bir durum. Özellikle şu noktada. Abi 120 bin dolar şimdi çok ciddi bir para ediyor. Yani böldüğünde milyon TL ediyor. Aynen. Özellikle bu kurla beraber. Dolayısıyla... Yalnız okulun güzelliğine bakar mısın ya? Sen şu an o kadar güzel çıkıyorsun ki. Ana zaten güzelsin de yani hani şeyle beraber, doğayla beraber. Dolayısıyla arkadaşlar hepimiz öğretmen, doktor, işte aynen. Memur çocuğuyuz baktığında. Özellikle ben kendim için konuşuyorum. Aynen. Sen, o noktada sen Türkiye'den mezun oldun abi. Nerede üniversite okudun? Ben üniversiteyi Sabancı'da okudum. Bölüm neydi? Bölüm endüstri mühendisliği. Bizim orada üretim sistemleri mühendisliği diye geçiyor. Süpersin. Ondan sonra Los Angeles'ta iş dolayısıyla geldim. Şimdi de San Francisco'ya hem iş çalışıyorum, yönetim danışmanlığı yapıyorum. Hem de aynı zamanda MBA yapıyorum burada. Tebrik ediyorum. Başarıların devamı diliyoruz ya. Abi şu arkamdaki ağaca bakar mısınız? Şimdi sizi şeye götürüyoruz. Buranın meşhur bir saat kulesi varmış. O saat kulesine doğru gidiyoruz. Yalnız hava ne kadar güzel bugün ya. Vallahi içim açıldı Doğa. Teşekkür ediyorum. Gerçekten biraderim. Buranın en önemli mimarilerinden bir tanesi. Saat kulesi mi? Saat kulesi. Abi müthiş bir yer ya. Burası okulun içi mi abi? Okulun içi. Burada belli başka fakülteler var yani. Burada iletişim fakültesi var mı? İletişim fakültesi, mühendislik okulu, dans fakültesi, sanat fakültesi hepsi farklı farklı binalarda. Süper. Daha... Haftanın kaç günü geliyorsun program için? Bizim MBA programı 5 gün ama genel anlamda genelde öğrenciler burada yakınlarda yaşıyorlar. Olabildiğince okulda vakit geçirmeye çalışıyorlar ki. Sen uzaktasın abi biraz. Ben uzakta yaşıyorum. Benim kendi işim var, gücüm var. Aynen. Burada daha ziyade öğrenciler bizden biraz daha... Ya. Yaş olarak daha genç ve farklı işleri olan insanlar partidir, şudur, budur. Bu da aslında bir network yapmanın bir yolu. Aynen.
sıkıntı yok. Burası çok önemli bir aslında şey, kütüphane. Ben köftüler veriyorum. İçeri gidersen çok çok büyük bir kütüphane. Burası Berkeley Üniversitesi'nin kendi kütüphanesi. Yani burada 9-10 tane kütüphane var benim bildiğim en az. Wow. Fakat bu burası en büyüğü olan, mü? En büyük ve biraz daha tarihi olanlardan bir tanesi. Şu yani. Zaten yani diğer tarafından görürsen o tarihi dediğin tarafa daha büyük. İçim açıldı gerçekten. Bizim Boğaziçi'nde vardır. Ben Boğaziçi'nde okumam ya da Sabancı'da da vardı. Yani aslında bütün üniversitelerde var. Böyle açık yeşil alanda öğrencilerin oturduğu, genelde de böyle çillediği yer yani. Takıldığı. Oturduğu ve bu materyaller çekilir ya, fotoğraflar. Aynen. Gençler otururlar, kitap okurlar, belirli topla oynarlar. Buranın da bize böyle takıldı. Bu alanı aslında. Burada bak, burayı söylüyorlar. Şimdi aşağıya doğru gidiyoruz, orası. Burası kütüphane mi abi hala şurası? Burası kütüphane, evet. Sen şaka yapıyorsun ya. Sol taraftan çok bir şey anlamıyorsun. Bu taraftan baktığında kütüphanenin... Wow! Abi inanılmazmış. Abi şu kütüphaneye bakar mısınız ya? Çocuklar da bayağı tehlikeli oturuyor. Onlar buranın şeyleri, bakın mıçaları değil. Bırçiler bunlar, bırçı. Biz bırçı diyoruz bunların Mersin'de. Ne kadar huzurlu bir okul ya. Yani şu anda okul kapalı olduğu için aslında biraz daha huzurlu bir yeri ama normal buralarda çok yoğun olur yani. Kalabalık İnsan mı? Kalabalık ama yani daha güzel oluyor tabii. Şimdi bir kahve alalım. Kahve aldıktan sonra tekrardan konuşmaya başlarız. Haydi bakalım gençler. Bakın şunlar yurt oluyor. Yurtta insanların üniversite içerisinde kaldığı kulüp, odalar. Yanlış bilmiyorsam orası kulüp aktivitelerinin olduğu bir yer. Kulüp yani aktivitesi. Belli kulüplere atıyorlar. Burada belli kulüplerin hep alanları var. Kendi kullandıkları fiziksel alanları var. O kulüplere ayrılan. Yanlış bilmiyorsam orası birkaç tane kulübün elinde olan bir alan. Binaların güzelliğine bakar mısınız ya? Kaporta hala sağlam yani. Şunu Rizeli bir müteahhit yapmış gibi demek istiyorum soldaki. Burası ne çıktı? Beden ders almak isteyen arkadaşlarımız için. Physical education. Yalnız bu okulda baya bölüm varmış ya. Ben bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyordum. Yani Berkeley'de beden eğitimi bölümü olduğunu. Buranın en büyük, yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Fakat buranın en büyük devlet üniversitesi olabilir bu. Yani Amerika'nın en büyük devlet üniversitesi olma ihtimali var. Bir bakmak lazım. Doğa peki devlet üniversitesi olmasına rağmen master programları ve başka programların bu kadar maliyetli olmasının sebebi ne? Yani rağmen orada doğru bir kelime değil aslında. Hani devlet üniversiteleri de pahalı, çok ucuz değil. Özellikle uluslararası öğrenciler için. Yani Amerikalılara daha ucuz ve diğer öğrencilere daha pahalı gibi bir durum var. Ama dediğim gibi kimsenin buraya gelirken 125 bin dolar parası yok. Buraya geldiğin zaman ya bir profesörle beraber çalışıyorsun, ya bir burs alıyorsun, ya boş zamanlarında çalışacağın bir sürü imkan var. Amerika'daki diğer arkadaşlar, sen çekiyorsun sürekli bir nasıl çalışmaları gerektiğiyle ilgili. Aynen. Yani buraya gelip baba parası yemek gibi vardır muhakkak böyle bir opsiyon. Fakat genel anlamdaki arkadaşlar için buraya gelip baba parası yiyeyim, yatayım gibiden ziyade burada ciddi anlamda hayatın içine hem eğitim olarak hem de iş alanı olarak atılmaya gelen insanlar görüyorum ben genelde. Bir iş için buraya geliyor, sonra kendi kazandığıyla bir şekilde. Yani öğrenci olarak geliyor buraya, kendi hayatını idame ettirebilmek için. Hem bu kurs seviyesiyle gelip olabildiğince çalışıyor. Çalışırken keyif almaya çalışıyor. Hayatı biraz daha farklı yaşıyor. Dolayısıyla burada %100 olman gerekiyor. Bir hem öğretim alanında kendini... Çok tatlı ya. Yani sincap, geyik ve ayılarla bezenmiş bir okulasın. Şimdi üniversitenin içerisinde böyle üniversitenin kıyafetlerinin satıldığı, işte tişörtlerinin, kapşonlu, sweatshirtlerinin falan satıldığı bir yer var. Store yani mağazası. Oraya gidiyoruz. Hem bir şeyler bakacağız, hem belki Türkiye'ye hediye götürecekmiş Doğakan. Onlar için, ailesi için bir şeyler Doğakan bakacağız. Doğakan abi. Doğakan abim falan şey yapıyormuşum böyle. İlk yalaka YouTuber. Bakın. Böyle okula otobüsle geliniyor. Abi bir tane Berkeley uzatır mısın diyen var mı böyle bir tane şey? Ama bizim üniversiteler gibi böyle belli bir sınırı yok burada yani. Hani bize duvar koyarlar, ne bileyim tel örgü çekerler, bir şerit olur, bir şey olur, kapıda güvenlik ya. Olur. Yani bu tarz muhakkak böyle üniversitelerde var. Özellikle bu özel üniversitelerden bahsediyorum ama burası devlet üniversitesi. Dolayısıyla olabildiğince halka açık yani. Burada kütüphaneleri halka insanlar genelde gelip kullanabilirler. Oo, dışarıdan gelen bir de kütüphaneyi kullanabiliyor yani. Aslında biraz amacı o. Bu devlet üniversitesi olabildiğince açık olması. Hatta Berkeley'in bunun biraz daha üstünde. Çünkü olabildiğince aktivist bir üniversite. Geçmişinde de bu Black Lives Matter gibi konulara çok başlatan bir üniversite aslına bakarsan. Belli bir kürsü var mesela burada. Kürsünün önemi şu, herhangi bir kişinin konuşma hakkı elinden alınamaz. Dolayısıyla herkes dini, dili, ırkı ne olursa olsun o kürsüyü istediği zaman gelip kullanabilir ve insanlara hitap edebilir. Okul temsili olarak o kürsüyü kurmasının sebebi herkesin konuşma hakkına
sahip olduğunun göstermesi. Bunun da ritüeli şu, o kürsü herkese açık. Yani sen topluma bir şey paylaşmak istiyorsan bu kürsü sana açık. Kendini ifade etmeni herkese açık yani. Ben bu konuda sıkıntı yaşıyorum. Ben bu konuda özgürlük haklarım, yaşam haklarım elimden alınıyor diyen veya da herhangi bir konuda problemi olan herkes gelip orada konuşma yapabiliyor. Yani öyle mi? Asıl olayı, herkesin bu konuşmayı her gün yapıyor anlamına gelmiyor. Bu asıl olayı oradaki bunun bir temsili olarak konuşma hakkını senin konuşma özgürlüğüne sahip olduğunu göstermesi. Süper abi. Yani liberal bir okul, açık bir okul, open mind. Berkeley Amerika'nın en aktivist yeri diyebilirim. Süper. Hem LGBT konusunda hem bu Black Lives Matter konuları. Pride yani bütün konulara açık, insanı insan olduğu için. Yani Yunus Emre'nin buradan geçme ihtimali var mı? Var var. Mevlana falan burada bir şeyler yapmış olabilir belki. Yani. Bakın şöyle size biraz daha ortamı gösterelim. Şimdi burası üniversitenin içi. Burada Amazon'un şeyi var abi. Amazon mağaza açmaya başladı. Hem kitap satıyorlar, hem bir yere ürünü gönderiyorsan veya da Amazon'dan aldığın ürünü geri iade etmek istiyorsan store'larına gidip, mağazalarına gidip şey yapabiliyorsun. Bakın burada Amazon'un böyle bir yeri var. Burada order online diyor yani. Online sipariş verin diyor. Ve buradan alabilirsiniz diyor. Görüyorsunuz şöyle Amazon'un şeyi de var. Burada da ayı şeyi var. Böyle de büyük bir yeri var şöyle. Gördüğünüz gibi. Şurada kafeteryalar var. Gördüğünüz gibi okulun olmayan da bayağı insan var. Özellikle çok fazla evsiz insan gelip burada yatıyormuş. Okul aktivist olduğu için insanlara da açıklar tabii bu konularda. İşte okulun da güzelliği burada zaten. Eğitim yeri böyle. Efendim? Beşiktaş Meydan. Haykaycı arkadaşlar. Aynen. Haykaylarını, patenlerini sürdükleri. Bir alan. Size şöyle biraz yürüdüğüm yolları daha güzel göstereyim dedim. Bakın burada ne yapmışlar? Student Activities Notice. Yani bir aktivite olduğunuz zaman buraya gelip böyle pankartını veyahut da kağıdını neyse yapıştırıyorsun. Bakın George Floyd'la ilgili böyle mesela müzik aktiviteleri, festivaller oluyor. Onları paylaşıyorlar. Böyle improve, kendini geliştirme, bireysel gelişim şeyleri yapıyorlar. Burada restoranlar var, yoga, bu tarz şeyler yapmışlar. Bayağı aktif bir okul yani anlayacağınız. Bakın böyle spor yapan insanlar. Kadınlar. İnsanlar. Tatlı bir yer yani dostlar. California Student Store diyor. Maske mi? Maskem yok. Maskeyle mi giriliyor? Oraya maske. Allah Allah. Allah abi. Bana iş bitirici Tugay derler. Her yerden maske bulma özelliğim vardır. Şimdi maskemizi takalım. Store'un içerisine girelim. Maskeden de nefret ediyorum ya. Bakın böyle şeyler. Buranın Amerikan futbol takımı çok ünlü diye. Bakın okulun anlaşmalı kıyafetleri Under Armour markası yapıyor. Bakın Columbia markası yapıyor mesela. Kadın kıyafetlerinde. Ayakkabılarına kadar. Yani okul, üniversite o kadar büyük ki. Anlaşmaları da çok büyük. Yani dünyanın en önemli spor markaları okulun kıyafetlerini üretiyor. Hoodie'leri var, çantaları var. Şu mesela 42 dolarmış. Bakın şöyle. Güzelmiş ya baya. Alınır yani. Bunlar da. Oo bak şu da çok güzelmiş. Çok, şu mu? Aynen. Bu mu? Aynen. Çok güzelmiş. Bu da çok tatlı. Bakın çok ilginçtir. Yani ürünlerin %90'ını çok büyük markalara yaptırmışlar. Bu mesela Champion. Burada baya ünlü marka. Ondan sonra bu California Call markası ve aynı zamanda şöyle Under Armour'a yaptırmışlar. Yani ürünler aynı zamanda çok da kaliteli kolsuz şeyleri var. Üniversite her tarafa yatırım yapmış yani. Şıklığı da ön planda tutmuşlar. Bakın şunun güzelliğine bakın mesela rüzgarlık. Fiyatlarına bakalım ne kadarmış bu. Bu 70 dolarmış. Yani 70 TL gibi düşün. Fena değil. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Her yere gittiğimde muhakkak magnet almayı ihmal etmiyorum. Bakın burada da güzel magnetler var. Berkeley Üniversitesi hakkında. Ben diyorum ki şunu alayım. Bu güzel bir. Şunlar güzel gibi. Haydi bir tane de. Şunlardan. Şu da olabilir. Bana da güzelmiş. Bir tane de şöyle bir şey alalım kardeşlerim. Haydi. Bakın üniversitede. Amerikan futbol takımı maçı olduğunda bu mesela Memorial Stadium yani buranın stadyumunda bir kapasite işte böyle kalabalık yoğunluk oranı oluyor. Ağzı belgeler. Burada fiyatları yazıyor. Saatleri de var, kalemleri de var. Böyle Berkeley ile ilgili.
su şişeleri de var kahve koymak için. Poplar, böyle kupalar da var. Aa, şu çok güzelmiş. Babam Berkeley'de Berkeley ayısının üstünde oturmadı demez. Adı Calvin. 600 poundmuş yaklaşık 300 kilo civarında. Burada mı yaşıyor? Burada yaşıyor. Kenara kıklamıyor. Bakın bu burada yaşamış ve özel şeyini yapmışlar. Enteresan bir üniversite. Alışverişleri yaptık. Ben Lexi'ye bir şey aldım. Bakan da çocuğuna, eşine, babasına, ailesine hediye aldım. Şimdi böyle bir şeyler yiyecek bir yer arıyoruz. Bakın şurada Chipotle var. Burada bayağı meşhur bir Meksika yemek zinciri. Böyle sushici var. Taiwan Professional Tea diyor. Şurada koca chicken diyor. Burası Jamaikalı ürünlerin satıldığı Smoke Shop. Burası da takocu arkadaşlar. Enteresan yerler var. Okul kaç yılında yapılmış dedin? 1868. Yani nereden baksan 150 senesi. Aynen. 170 senesi var. Bayağı. Abi 170 sene önce okul kurmak nedir ya? Bakın şurada çok güzel bir duvar grafitisi yapmışlar. Başarılı yani böyle. Şunu göstereyim size. Okul böyle şey canlı, hareketli, böyle kıpır kıpır bir okul yani. Her taraftan bir sanat fışkırıyor, bir hareket, bir canlılık fışkırıyor. İnsanlar farklı, hepsinin ayrı ayrı tarzları var. Bakın şöyle sokaklar, caddeler. Şu an okul arkadaşlar, okul dönemi kapalı olduğu için çok fazla kalabalık yok burada. Onun için birçok restoran kapalı şu an. Birçok restoran ve mağaza. Biz de böyle gidebileceğimiz güzel bir yer arıyoruz. Oo, bak şu karşıda enteresan bir bina var. Neymiş bu? Farklı bir bina. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Haydi bakalım. Arkada insanlar. Bakın burada İtalyan bir. Bu arada çok international bir yer olduğu için çok fazla da öğrenci dünyanın her tarafından geldiği için böyle İtalyan restoranı da var. Burası da Beşiktaş şarjı gibi düşünüyorum. Aging yöntem, her tarafta yemek olan, ucuz. Biraz kalite konusunda şüphelerin oldu ama. Olsun abi, lezzet. Öğrenci her yerde öğrenci. Bakın burada mesela Indian yemekleri yapan bir abimiz var. Burada gelatosu işte, gelatosu, dondurması. Böyle. Güzel kokular geliyor ama. Ben Indian yemek yemek istiyorum nedense. Bakın order'ı böyle veriyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Buradan seçip ödemesini buradan yapıyorsunuz. Burası neden? Beni yorar. Öyle mi diyorsun? Ben garson görmek istiyorum. Ve garsonla sohbet edip bir şey yemek istiyorum. O zaman burası değil. O zaman Indian'a gidelim. Evet, şimdi Indian restoranına geldik. Abimiz bize... Allah Allah. Can I have your name? Vic. Vic, thank you Vic. This is tikka masala, right? Chicken tikka masala. Okay. Go ahead. Allah. Oh. And we got the veggie korma. Yes, sir. Perfect. Can I have a little bit, just chicken, not so, just chicken. Okay, there you go. Thank you so much, sir. So give me 1 second, I'm gonna show you how we make the naan bread and you can make a video out of it. Okay, okay, thank you so much. Let me make a... So how much is that one? That's gonna be only $14. Okay, so the price over here. Yeah, so that price is perfect. Right here. You can come on inside. Okay. Come inside. Thank you so much. Bayağı sosyal bir abimize denk geldik. This is making naan bread, so you're going to stand on this side, I'm going to put the naan on this side, okay? Wow! So this is the oven for the naan bread. We are from Turkey, this is like a Turkish style too. Same side. Wow, bro. Many lower income folks know that staying home is far cheaper than being sent to high daycare expenses, at least until the school is that Owen, right? Yeah, Owen, yes. Others remain concerned about their health if they return. It's gotten so tough to find employees, many employers. Thank you so much. You are perfect. What is that one? This is a goat curry. We're making goat. Oh, really? So I think goat and bone. Good, huh? It's so good, man. Oh, yes. We love this one. Oh, goat, yes. That is halal. Yeah, I know. Are you Muslim? No, Hindu. So I want to show you but how we can Indian Hindus. People has lots of religions. Oh, yes. So maybe more than 2,000, 3,000? More than that. Really? Oh, yeah. It's crazy. So what is the most popular one? What's Hindu. Hindu? Hindu is the most popular one. And the second one we have is the Sikhism. Sikh, the people who wear turbans. Oh, yeah. Those are Sikh. So, and then third one is the South Indian. Okay, is there any gods of Hindu religion? So, no, it's just...
Taking out right now? Yeah, that's perfect now. That's it? Whoa! Allah hep bile yaptı bize. Thank you so much, sir. Thank you. You are so nice. Yeah, no problem. Awesome. I had one lady, she did it. She's also a YouTuber. Oh, really? She did the same thing too, yes. Of course. Can I, do you have Apple Pay? Yeah, yeah, of course. Perfect. Why not? Okay. Gönder gelsin. Buradan böyle açıyoruz şeyi. Buradan paramızı yaptık. Okay. Merhaba, I hope you like the chicken tikka masala. We'll be back, sure. Okay. And which YouTuber, which one should I look for it? I'm gonna show you. If you have any pen or something, or if you have any phone. Oh, pineapple halva. Bakın ananaslı helva var. Perfect. When you gonna post it? Maybe next week. Tugay, Doğukan, Topaloğlu. It's kind of king name, but king name. Well, yeah. Awesome. Thank you so much, sir. Thank you. I'll look on it, right? Thank you. Have a good one. I love your energy. Thank you. Have a good one. Thank you. Vallahi dünyanın en iyi Hindistanlısına denk geldim. Müthiş bir adam. Enerjisi de bayağı yüksekti. Yemeğimizi aldık. Şimdi gömmeye gidiyoruz. Şu tikka masala. Bu da pok deniyor. Yani şey salatası, sushi salatası gibi. Beğendin mi buraları? Sevdin mi? Çok güzel. Aslına bakarsan hiçbir şey bizim memleketimiz gibi değil. Günün sonunda. Hakikaten çok güzel üniversitelerimiz var. Sabancı olsun, Boğaziçi çok güzel. Bir yer, Koç olsun, olsun, Otlu olsun. Yani çok çok sevimli üniversitelerimiz var. Burası da buranın iyi üniversiteden bir iyi işte tarihi, kadim üniversitelerinden biri. Kültürü olan, ODTÜ gibi biz de öyle düşün yani uzun yıllardan beri aktif olan, bir kültürü olan. Yani... Kalburu üstü üniversitelerden bir tanesi ve ben inanıyorum ki bütün arkadaşlarımız burada da hiçbir şeyi göz önünde büyütmesinler. Ne insanları, ne okulları, ne kurumları, ne organizasyonları hiçbir şeyleri göz önünde büyütmesinler. Aslında tek ortak payda, başarılı insanların benim burada karşılaştığım ortak payda genelde mukavemet. Yani hiç usanmadan bir işin peşinde koşmak. Eğer faydamız olursa da bundan sonra dilediğin gibi sen de arkadaşlarla bizi ulaşabilirsin. Aynen. Akıl vermek aslında çok doğru bir şey değil. Aynen. Şunu söyleyebilirim. Çünkü benim herkesin gördüğüm karakteri de farklı, tarzı da farklı. Yani birinin modülü diğerine uymayabiliyor. Senin mesela çok başarılı olduğun sistem benim karakterim hiç uygunluğu göstermeyebilir. Doğru. Değil aynı mi? Zamanda ne yaptın yani? Günün sonundaki o başarılı görünen ya da çok böyle ulaşılmaz görünen insanların da yaptığı şeyler çok farklı değil aslında. Aynen. Bakarsan. Aynen. Hikayeler farklı ama genel anlamda yapılan şey mukavemet. Yani aynen, bıkmadan, usanmadan gönül verdiğin işe belli bir çaba harcamak. Aynen öyle. Dolayısıyla şeyle yapmak da çok doğru olmaz gibi geliyor. Onun için arkadaşlar yapabilirsiniz, şu değil, çok zor değil. İsteyen herkesin yapamayacağı hiçbir şey yok benim gözümde. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de zaten... Buradaki tavsiyem, yani nacizane tavsiyem şu olur. Kesinlikle kimseyi dinlemesinler arkadaşlar. Yani kendileri bir yol çizdilerse dışarıdaki sese olabildiğince kulaklarını kapatıp o yolda bütün emeklerini, bütün zamanlarını, zaman çok kritik, bütün zamanlarını o yola adasınlar. Aynen. Onun sonunun ben başarısızlık olduğunu hiç görmedim. Yani gördüğüm buradaki veya herhangi bir yerde bütün hikayelerin başında o mukavemet, çaba, azim, onun dışındakiler şans. Şans da bu kadar çaba ve azimin sonunda gelen şeyler. Dolayısıyla bir kimseden tavsiye almayın. İki, bu bir de tavsiye aslında, kendi içine çelişen bir cümle. Aynen. Ama diğeri de kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Ne organizasyon, aynen, ne okul, ne insan, en iyisini sizin hayatınızda ilgili en iyisini siz bilirsiniz. Hepsi sonuçta insan için. Bunları açanlar da insanlar, okuyanlar da insanlar, yürütenler de insanlar, bina yapanlar da insanlar. Bunların hepsi insan için. Kimileri daha şanslı denk geliyor, kimileri daha şanssız ama kendi şansınızı kendiniz yaratmanız kendi elinizde. Onun için bir şeyi gözünüze büyütmeyin ama boş vermişlik de yapmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Gerisini de hayata bırakın. Hiçbir zaman pes etmeyin. Ben hep öyle diyorum. Çünkü kritik. Güzel günler muhakkak gelecektir dostlar. Ben öyle düşünüyorum. Aynısını ben YouTube kanalım için yapıyorum. Şu an mesela çok para kazanamasam bile her gün YouTube'a içerik üretmeye çalışıyorum. Ama para kazanamıyorum. Ama biliyorum ki ilerleyen zamanlarda bunun karşılığını alacağım. Onun için kendimi hep iyi anlamda idare etmeye çalışıyorum. Kendimi iyi anlamda pohpohlamaya çalışıyorum ki
gelecekte daha güzel yerlere gelelim hep beraber. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir diğer şey aslında diğer insanlardan yardım isteyebilmek. Bu çok kritik. Yani insanlardan yardım, tavsiye, fikir istediğin zaman gelen bu yardımlara aslında sen şaşırıyor bir süre sonra. Aynen. Dolayısıyla ondan hiç çekinmemeni tavsiye ederim. İyi niyetli olduğu sürece hiçbir problem yani, yok. Bu biraz rakamsal. Yani 100 kişiden bir şey istersin, bir tavsiye istersin. Bu maddiden bahsetmiyorum tabii ki. Aynen. Daha ziyade bir fikir istersin, bu konuyla ilgili bir akıl istersin. Yani bir yönlendirme istersin. Bu doğru olduğu anlamına gelmez. Yani genelde şüpheci yaklaş zaten bütün konulara ne duyuyorsan. Aynen. Fakat bu tarz bir yaklaşımın sonucunda alacağın yardıma sen bile şaşırıyorsun. Dolayısıyla diğer bir söyleyeceğim şey, hiçbir şekilde kim birilerinden tavsiye, yardım, fikir, danışmaktan hiçbir şekilde çekinmeyin. Hiç kimse bir şeyi kendisi tek başına başaramaz. Dolayısıyla olabildiğince çevrenizde size mentorluk yapabilecek, yön gösterebilecek insanlarla dolanın çevrenizde. Aynen, çok önemli. Ve bunu da sanki onlar biliyormuş gibi de kabul etmeyin. Yani sorgulayın olabildiğince söylediklerini, yalnızca bir fikir olarak bunu kabul edin. Onun dışında da böyle tavsiye veren çok çok benim de tarzım da değil. Genel anlamda da insanlar beni rahatsız eder yani şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız diye. Çok nacizane olarak bunları paylaşabilirim. Buradaki komüniteyle bir bağ, burada mesela çok başarılı Türkler var benim gördüğüm. Amerika'da gerçekten çok başarılı diyebileceğimiz Türk insanlar var mı? Türkiye'den çok başarılılar Türkler var. Özellikle ya böyle buradaki, çok popüler olmayan, bilinmeyen, iyi ya profesörler. Enteresan bir şekilde buradaki bizim markamız böyle mühendislik alanında, iş alanında çok çok yüksek. Yani özellikle Bay Area'dan bahsediyorum. Bir Türk Bay mühendisi diye bir kavram var mesela. Yani Türklerin iyi bir mühendislik oldukları konusunda. Bu alanlara çok yönelmek lazım bence. Mesela futbola yatırılan yatırımın girişimciliğe, mühendisliğe yapılsa şu anda çok başka yerler bulur. Çünkü uluslararası alanda çok çok başarılı yani kişiler var bizim toplumumuzda. Bunları bilmiyoruz birçoğunu. Yani Google'da çalışan, Apple'da çalışan, Facebook'ta çalışan, Sony'de çalışan bir yıl ya da yüzlerce ya da büyük organizasyonlarda, yönetim kurullarında olan yüzlerce çok abartı olmaz. Ya da girişimcilik yapan burada bir yıl insan var. Dolayısıyla eğer yolunuzda bir şekilde girişimcilik, biraz daha teknoloji dünyasıyla ilgili bir hedefiniz varsa buradaki insanlara ulaşın. Yani buradaki insanları bir şekilde bulmanız yani belki, e-mail üzerinden, Instagram üzerinden, ya bu çok kolay Facebook yaptı, üzerinden. Çok kolaylaştı yani. Evet. Bir gün LinkedIn'de belli bir arama motorlarında çalışmalar yaptığınız zaman en az 20-30 belki 200 kişinin listesini alın ve bu insanlara mail atın, ulaşın, fikirlerini sorun, geçtikleri yolları sorun ve bunları kabul etmeyin. Yani bunlar tavsiye olarak algılamayın. Yalnızca bunu bir fikir olarak, bilgi ya da data olarak kullanın. Aynen. Sizin yerde kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz gerekiyor. Yani. Aynen öyle. Fakat dediğim gibi yardım istemekten çekinmek, ben kendimde düşündüğüm zaman böyle sanki bir insandan bir şey lütufta bulunuyormuşsun gibi, halbuki alakası yok. Olabildiğince fikir vermek, diğer insanlara biraz yol göstermek aynı zamanda diğer insanların motivasyonu bile olabilir. Birli yeri gelmiş insanların. Dolayısıyla tavsiyem olabildiğince utanmaz olarak demeyeyim ama çekilmeden insanlardan yardım isteyin. Zamanları yoksa zaten vermezler. Varsa size bir faydası olursa mutlu olurlar. Duydunuz arkadaşlar, bu okulu okuyan bir insan var. Size bu konuda fikirler veriyor, bilgiler veriyor. Elbette ki kolay değil ama gözünüzde büyüttüğünüz kadar imkansız bir durum da değil. Burası olmaz, başka bir üniversite olur. Lütfen sadece karar verin, yola çıkın, ufak şeylere takılmayın ve kendi vizyonunuzu kendiniz ayarlayın. Ve lütfen kimseyi eleştirmeyin, sadece kendi yolunuza bakın. Biraderlerim, Allah'ını sevdiklerim, güzel insanlar, bugün Berkeley Üniversitesi'ndeydik. Üstümü de giydim, Lexi'yi almıştım ama ben de dayanamadım, giydim. Videomuzu kapatıyoruz artık. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım bilgi almışsınızdır videodan. Umarım size güzel enerjileri göndermişizdir buradan. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bana Instagram'dan, YouTube'dan ve TikTok üzerinden yazabilirsiniz. Doğukan'a da şimdiden çok teşekkür ediyorum. O da dedi ki bana da soru sorabilirler. Eğer içinde mantık varsa tabii ki. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşürüz dostlar.